Evet, bugün Ankara'da güne istifa haberleriyle başladık. İlk istifa haberi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Yazılı bir açıklama yaptı, kısa bir açıklama yaptı ve 17 Aralık tarihli itibariyle gerçekleştirilen operasyonun hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğunu çok açık bir şekilde ortadadır ifadesini kullandı ve yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden istifa ediyorum açıklamasını yaptı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Hemen ardından ikinci bir istifa haberi geldi. O da İçişleri Bakanı Muammer Güler'den. Muammer Güler zaten daha önce istifamı sundum ifadesini kullanmıştı. İşte bugün de resmi olarak bu istifasını gerçekleştirdi. O da kısa bir değerlendirme yaptı. Benzer açıklamalarda bulundu o da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan gibi. Ve operasyonu hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı düzenlenen kirli bir tezgahtır dedi. Operasyonla ilgili ardından devam etti. Oğlumun dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını imkan sağlamak için bakanlık görevimden affımı başbakanımızdan aynı gün, yani operasyonun olduğu gün şifaen talepte bulunmuştum, talepte etmiştim dedi. Bugün de yazılı olarak başbakanımıza istifamı sundum dedi İçişleri Bakanı Muammer Güler. Bu istifalar dün Başbakan Erdoğan'la yapılan toplantının hemen ardına denk geldi. Zira dün Başbakan Erdoğan gece geç saatlerde Pakistan dönüşünde bakanlarla bir mini zirve gerçekleştirmişti ve ardından hemen sabahında da iki istifa geldi. Adı geçen diğer iki bakan daha var. Şimdi gözler onlara çevrilmiş durumda. Bu istifaların ardından oradan bir gelişme olacak mı? Biz de onu takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya sürdüreceğiz. Murat, teşekkürler.